5 Haziran Pazar, Bir Gün Gazetesi, Merdan Yanarda. İslamcı Hareket Amerikancıdır. Tarihsel, kültürel ve teolojik kökleri daha derinlere inse de ülkemizde İslamcılık, muhafazakar milliyetçilik ve genel olarak Türk sağ esas itibariyle soğuk savaş döneminin ürünleri olarak şekillenmiştir. Dahası Amerikan NATO imalatı akımlar olduklarını söylemek abartılı olmayacaktır. Bu yanıyla 1950 sonrası soğuk savaş milliyetçiliği ile ulus kurucu demokratik milliyetçilik ya da Türkçülük arasında bir bağ yoktur. Aynı şey batı karşısında bir tür nefsi müdafaa halindeki otantik İslam'la siyasal İslamcılık içinde geçerlidir. Soğuk savaş milliyetçiliği tutucu hatta gericidir. layıklı karşıtıdır ve bu özellikleri nedeniyle aydınlanma ve moderniteyle sorunları vardır. Siyasal İslamcılık ve muhafazakar milliyetçilik 1950'li yıllardan itibaren emperyalizmin işbirlikçisi hareketler olarak şekillenmiştir. Bu özellikleri söz konusu akımların faşist ve veya faşizan karakterlerini oluşturan en önemli etkendir. İslamcılığın mayasında bulunan ilkesizlik, takiye geleneği ve ehveni şerriye anlayışı bu ilişkiyi kolaylaştırmıştır. Bu bağlamda, Soğuk Savaş Dönemi milliyetçiliği de, İslamcılığı da, anti-komünist olduğu kadar, anti Kemalist bir karaktere de sahiptir. Laiklik karşıtıdır. Özellikle komünizmle mücadele dernekleri ve Milli Türk Talebe Birliği gibi istihbarat örgütlerinin CIA mit kontrolünde olan örgütler böyledir bu örgütlerden 1962'de kurulan Komünizmle Mücadele Dernekleri ve 1960'ların sonlarında sağın eline geçen Milli Türk Talebe Birliği, İslamcı Hareket'in lider kadrosunun yetiştiği kaynaktır. İslamcı Hareket'in şekillenmesinde neredeyse belirleyici olan soğuk savaş iklimini, dolayısıyla Amerikancılığı çarpıcı iki örnekle açmakta yarar var. İslamcı hareketin ve Türk sağının zaman zaman tedavüle soktukları emperyalizm karşıtlığı tam anlamıyla bir palavradan ibarettir. İslamcıların ve ülkücü milliyetçilerin sicili yüz kızartıcı bir işbirlikçiliğin tarihidir. Geçen haftaki yazımızda üzerinde ayrıntılı şekilde durduğum Necip Fazıl, Temmuz 1959'da yayımlanan Büyük Doğu dergisindeki Amerika, Dünya ve Biz başlıklı başyazısında şöyle diyordu bugün dünya milletlerin oluş istikameti ve tekevün hakkı bakımından iki vahide kutba ayrılmıştır. Ya Amerika'yı tutacaksınız ya Sovyet Rusya'yı, ya demokrasiyi ya komünizmayı. Bunlardan birine temayül derhal ve katı olarak öbürüne aykırılık manasına gelir. Onun için en küçük Amerikan aleyhtarlığı hangi zaviyeden olursa olsun Sovyetleri desteklemek diye anlaşılır. Bu yüzden millet komünizmaya zıt bir dünya görüşünü kerhende olsa Amerikan politikasını korumakla mükelleftir. Büyük Doğu, Amerika, Dünya ve Biz 20. sayı Temmuz 1959. İşbirliği gerekçesi şaşırtıcı ölçüde açık ifade edilmişti. Necip Fazıl'a göre Amerikan siyasetini tutmak Türkiye hesabına en doğru yol olacaktı. Onun itiraz ettiği tek şey bu yüz kızartıcı işbirliği sonucunda yeterince takdir edilmemek ve açıkça yazdığı gibi dolgun bir maddi karşılık alamamaktı. Üstad daha da ileri gidiyordu. Amerika'dan bu makamın dolgun hakkını istemek ve nazlı bir sevgili muamelesi görmek biricik dikkatimiz olmalıydı. Yoksa bir Amerikan bahriyelisinin iki yana açık bacakları arasında mütalaa ettiği kadından ileri geçemeyiz. Büyük Doğu 17 Temmuz 1959. Anlayış böyle, iyi mi? Amerikancılık ve komünizm düşmanlığı gözlerini öyle karartmıştır ki İslamcıların bütün siyasal yaşamlarına karakterini veren bu motiftir. Ancak Necip Fazıl Kuşağı İslamcıların etkin olduğu dönemlerde 1950-1965 komünizm kurulu düzeni tehdit eden bir güç değildir. Bu nedenle abartılı komünizm karşıtlığının altında gerçekte Kemalizmin laik, aydınlanmacı ve halkçı yanlarına karşı iflah olmaz bir düşmanlık yatar. Bu örgütler ABD ve NATO'nun Doğu İslam dünyasında sola karşı geliştirdiği yeşil kuşak siyasetinin ürünleridir. İkinci kişi Türkiye'nin en kıdemli siyasal İslamcılarından Mehmet Şevket Eygi'dir. Eygen'in yıllar sonra yazdıkları, emperyalizmle işbirliği yaptıklarının ve derin devlet operasyonlarında rol aldıklarının bir itirafı gibidir. İslamcı hareket nezdinde üstat kadar olmasa da muteber ve ulemadan bir kişi olan Mehmet Şevket Eygi, 2019'da 87 yaşında öldüğünde tabutunu taşıyanların en önünde Tayyip Erdoğan vardı. Amerikancılık konusunda Ege'nin yazdıkları Necip Fazıl'dan farklı değildi. İslam hukukunun ve bilgeliğinin evrensel prensiplerinden biri de ehveni şerrin tercih olunur. İki kötülükle karşı karşıya kalanırsa bunlardan az kötü olanı seçilir kaidesiydi. Biz Müslümanlar ülkemizdeki düzenin kötü bir düzen olduğunu kabul ediyorduk. Lakin o tarihteki 1960'lar ve 70'ler şartlar ve imkanlar içinde onu değiştirip yerine daha iyi bir düzen getirmek imkanlarına sahip değildik. O halde o imkanlar elimize geçinceye kadar ehveni şerreyn yani Amerikan nüfuzu bölgesinde bulunmak zorundaydık. Milli Gazete 22 Kasım 2007 İşte böyle. Necip Fazıl'la Mehmet Şevket Eygi Amerikancılıkta aynı gerekçelere sahip. Mehmet Şevket Eygi de sıradan biri değil. İslamcı hareketin yakın tarihteki en etkili yazarlarından biri olan Eygi, 1960'lı yıllarda çıkardığı bugün gazetesinde kurulu düzeni ve ABD emperyalizmini savunan yazılar yazıyor. Dahası yalana, iftiraya ve kara propagandaya başvurarak bütün gücüyle sola saldırıyor. Derin devlet yapılanmasıyla ilişkileri var. Kontur gerilla operasyonlarında görev alıyor ve kendisini izleyen İslamcı gençleri de bu operasyonlarda kullanıyordu. O dönem bu kirli operasyonlarda görev alan isimlerden çoğu daha sonra AKP hükümetlerinde görev yapacaktı. Mehmet Şevket Egi 16 Şubat 1969'daki kanlı pazar katliamında belirleyici rol oynayan bir kışkırtıcı bir İslamcıydı. İstanbul'a 1969'un Şubat ayı başında gelen ABD'nin Akdeniz'deki ünlü 6. filosunu protesto eden devrimci gençlere karşı bir cihat kampanyası yürütüyordu. Eygi bugün gazetesindeki baş yazılarında ABD emperyalizmini protesto eden devrimcilere karşı Müslümanları Allah için cihada çağırıyor, Müslümanları 6. filoyu kıble alıp namaz kılmaya davet ediyordu. İstanbul Beyazıt Meydanı'ndan 16 Şubat 1969 Pazar günü başlayan ve Taksim'e uzanan on binlerce devrimcinin katılımıyla ABD'nin 6. filoyu protesto mitingi yapan gençlere camilerden çıkan dinci faşist bir güruh polis korumasında saldırmıştı. Kanlı pazarı tezgahlayan kontur gerilla, komuta merkezi Pentagon'da olan illegal ve sol düşmanı bir NATO örgütlenmesiydi. Bu saldırı için bir gece önceden çevredeki camilere yığınak yapılıyor. İstanbul'un değişik semtlerinden ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirilen saldırganlar Taksim bölgesine yerleştiriliyordu. Söz konusu dönemde Abdullah Gül'ün Yüksek Öğrenim Bölümü Başkanı olduğu Milli Türk Talebe Birliği bu saldırının planlandığı merkezlerden biriydi. Dönemin Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı da yine tanıdık bir isimdi. AKP iktidarlarında bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı yapan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi İsmail Kahraman'dı. İslamcı faşist saldırganlar 16 Şubat 1969 Pazar günü yürütülen bu kanlı operasyonda polis ve MIT elemanları tarafından sevk ve idare ediliyorlardı. Taksim meydanına çıkan ilk 400 kişilik grupla ana kitle arasına polis barikat kuruyor, büyük kitleyle irtibatı kesilen ve alana çıkan küçük devrimci gruba güvenlik güçlerinin himayesinde yaklaşık 3 bin İslamcı ve faşist saldırıyordu. Bu saldırı sonucu 200 kişi yaralandı ve 2 devrimci öldürüldü. Bu olay siyasal tarihe kanlı pazar diye geçecekti. Necip Fazıl, Mustafa Kemal'e alternatif bir kurucu ata simgesi olarak yakın tarihten Abdülhamit'i bulup çıkarıyor. İstibdat rejiminin bu despot sultanı hakkında düpedüz yalana dayalı sahte bir kimlik ve tarih kuruyor. İşgalci İngilizlerin savaş gemisine binip kaçan son Osmanlı padişahı Vahdettin'i de vatansever ilan ediyor. Bu iddialar sahipleniliyor. Ancak naylon kahramanlar yaratan Necip Fazıl'ın Amerikancılığı o kadar rahatsız edicidir ki kimi İslamcı yazarlar onu bu ayıptan kurtarmak için yıllardır çırpınıp duruyor. Örneğin Profesör Doktor Nurullah Çetin şöyle yazıyor. Necip Fazıl o zamanın şartları içinde güncel anlamda reel politik planda bir duruş analizi yapıyor. O yıllarda dünya iki bloğa ayrılmıştır. Bazı devletler Amerika tarafında yer almış, bazısı da Rusya. Necip Fazıl bizim komünist Rusya tarafından esir edilmektense mecburen Amerika tarafında yer aldığımızı belirtir. Yeni mesaj 16 Eylül 2014. Necip Fazıl için ileri sürülen gerekçeler Eygin'in kendi Amerikancılığı için sunduğu nedenlerle aynıdır. Ancak bunların hiçbiri söz konusu utanç verici işbirlikçiliği aklama gücüne sahip değildir. Küçük şer'i çıkarlar ve iktidar için emperyalizmle işbirliği İslamcı hareketin ruhuna işlemiştir. Öyle ki Necip Fazıl'ın izinden gidenlerin önemli bir kesimi yıllar sonra bir ABD projesi olarak kurulan AKP'nin lider kadrosunu oluşturacak ve iktidara taşınacaktır. 5 Haziran Pazar Bir Gün Gazetesi. Merdan Yanarda. İslamcı hareket Amerikancıdır. Amerikancıdır. Amerikancıdır.